İntegral Menkul Değerler'den merhaba. Ben araştırma uzmanı Emre Çayırlı. Bugün içerisinde piyasalar biraz sakindi açıkçası. Hafta içerisinde Merkez Bankası'nın alacağı kararların ön planda olacağı bir haftadayız. Burada yarın sabah saatlerinde Japonya Merkez Bankası'nın para politikasına dair alacağı kararlar takip edilecek. Son dönem içerisinde parasal genişleme programını arttıran ve arttırması beklenen Japonya Merkez Bankası böyle bir karar alırsa yen tarafında değer kaybıyla beraber güne başlayabiliriz yarın itibariyle. Yarın gün içerisinde aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da faiz kararlarına odaklanmış olacağız. Piyasa tarafından bir faiz indirimi gelmesi beklenmiyor ama 25 bas puanlık bir indirim yapılabilir. Bu da fiyatları çok fazla etkileyebilecek gibi durmuyor ama 25 bas puanın üzerinde özellikle politika faizinde bir indirim gerçekleşirse TL tarafında değer kaybı yaşayabiliriz. Bununla beraber dolar Türk lirası ve euro Türk lirası paritelerinde sert yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Teknik olarak bakarsak 2.65-50 seviyeleri dolar Türk lirası paritesi için direnç olarak takip ettiğimiz bölge bu seviyenin üzerine geçilir ve bir faiz indirme beraber geçilirse dolar TL tarafında TL'deki değer kaybına bağlı sert yukarı yönlü hareketler yaşanabilir. Bugün içerisinde açıklanan rakamlara baktığımız zaman Amerika'da sanayi üretiminin ve kapasite kullanım oranının geçtiğimiz ayın aşağısına geldiği gözükmekte. Özellikle Ocak ayı ve Şubat ayında açıklanan verilerin aşağı yönde revize edilmiş olması burada dolar endeksinin tekrar 99.60-99.50 seviyelerine gelmesine neden oldu. Bunun yansımasına baktığımız zaman sterlin dolar ve euro dolar paritelerinde kısmi yukarı yönlü hareketlerin ön plana geçmiş olduğunu görüyoruz. Sterlin dolarda 1.47 destek olarak çalışan bölgemizi oluşturdu ve tekrar 1.88'lerin de üzerine geçilmeye çalışılıyor. Ama bu hafta içerisinde İngiltere'den de açıklanacak toplantı tutanakları sterlin dolar tarafında sterlin kanadında hareketlilik yaşanmasına neden olabilir. Özellikle faiz artışına yakın bir İngiltere Merkez Bankası görürsek burada tekrar sterlin dolar paritesinde 1.50 bölgelerine doğru bir dengelenme arayışı içerisinde olduğunu görebiliriz. Öncesinde ise çarşamba akşamı Fed'in toplantısı sonrasında alacağı kararlar ve açıklamalar ön planda olacak. Daha önce Fed'in yaptığı açıklamalara baktığımız zaman sabırlı ifadesinin yer almış olduğunu görüyoruz açıklamalarda. Eğer sabırlı kavramı çıkartılırsa dolar tarafında çok ciddi bir değer artışı yaşanabilir. Bu kapsamda dolar endeksinde 102.5 seviyesi takip edilmesi gerekiyor. Eğer sabırlı kavramı çıkartılıp 102.5 seviyesi geçilirse o zaman dolar da tarafında çok ciddi bir değer artışı yaşanabilir. Bu altın gibi emtialarda da aşağı yönlü bir hareket yaşatabilecek gibi karşımıza duruyor. Altın teknik olarak incelediğimiz zaman düşüş trendi içerisinde hareketen devam ediyor. Bugün biraz daha yataylık vardı. Aşağıda 1150, yukarıda 1160 seviyesi destek ve direnç bölgenini oluşturuyor. Yukarı yönlü hareketlerdeki zorlanmalarda ana direnç olarak 1170 seviyesi takip edilebilir. 1170 bölgesinin üzerine kalıcı olarak geçmesi şu an için çok mümkün gözükmüyor. Bundan dolayı düşüş trendi kapsamında geri çekilmelerin tekrar ön plana geldiğini görebiliriz. Yarın ise Almanya tarafında açıklanacak ZÖV endekslerin takip edilmesi yararlı olacaktır euro dolar paritesi için. ZÖV endekslerinde son 5-6 aydır bir toparlanma olduğu gözlemlemekte. Tekrar yarın açıklanacak verilerde Mart ayı için 55-56 seviyenin üzerinde gelmesi ZÖV endeksinin euro kanadında destek olabilir. Aynı zamanda euro bölgesinin enflasyon verisini de yarın takip edeceğiz. Ocak ayında -0.6 olarak açıklanan euro bölgesi enflasyon verisi 2011'den bu yana görülen en düşük seviyeye gelmişti. Şubat ayı ilk okuma rakamı -0.3 olarak açıklanmıştı. Yarın açıklanacak final Şubat ayı rakamı beklentisi değeri de -0.3 seviyesinde. Euro bölgesi için negatif enflasyonun devam etmesi olumsuz karşılanabilir. Buna bağlı olarak da euro dolar paritesinde yatay bir hareket görebiliriz. Gelişmelerin devamıyla Integral Forex TV'de görüşmek üzere. İntegral menkul değerler. Forex'te güvenin simgesi.